Osmanlı İmparatorluğu yani bazı kesimlerde hala olumsuz değerlendirilse bile haritaya baktığınız zaman nasıl bir imparatorluk olduğunu anlıyorsunuz. Yani ne kadar geniş bir coğrafyada hükmettiğini ve altı asır hükmettiğini. Yani bana göre bu Osmanlı'nın Avrupa'ya üstünlüğünün birkaç tane sebebi var. Yani bunu birkaç sebebi anlatıyor, şey yapılıyor. Bunlardan birisi hükümdarın Orada. mutlak hakimiyeti. Yani Avrupa'da o dönemde böyle bir şey yok. Yani Avrupa'da 17. yüzyılda 14. Louis'den itibaren Fransa'da devletin ve hükümdarın egemenliği kurulmaya başlanıyor. Osmanlı'da bu Fatih'ten itibaren çok üstünlük Avrupa'ya karşı. İki, ordu, profesyonel ordu. Yani Osmanlı'da hem tımarlı sipahiler hem yeniçeriler profesyonel ordudur. Avrupa'da ne vardır? Paralı askerler vardır. Machiavelli'nin mesela bizde prensi bilinir ama onun başka kitapları da var. Türkçe'de çevrildi, savaş sanatı vesaire. Orada hep paralı askerlerden yakınır. Osmanlı'da böyle bir problem yok. Yani profesyonel Düzenli asker bir var. ordu Düzenli, var. bu üstünlüğün bir diğer önemli sebebi. Üç, düzenli vergi toplama sistemi. Yani özellikle savaşı finanse edebilmeniz için vergiyi çok iyi toplamanız lazım. Bunu Avrupa, işte o düzenli ordu işte 17. yüzyıldan sonra Fransa ve Prusya ile birlikte geçebiliyor. Vergi sistemine de 16. yüzyılın sonlarında, 17. yüzyılın başında Hollanda'da gerçekleştirebiliyor. Hollanda'daki Yahudiler yapabiliyor. Ama Osmanlı'da biliyorsunuz çok erken dönemden itibaren çok düzenli bir vergi sistemi var. Özellikle savaş zamanlarındaki orduyu finanse edebiliyorlar. Yani ordunun finansmanını sağlayabiliyorlar ve yani bugün Osmanlı vergi defterlerine baktığınız zaman mesela Trabzon'un bugün zar zor çıkılan köylerinden Hakkari'nin insan ulaşmayan yerlerine kadar her yerin devletin vergi topladığını görüyorsunuz. O günün şartlarında yani büyük devlet olmanın gerektiği şey bu. Yani ordu Onun içinde Yeniçeri sistemi de önemli tabii tabii. yani profesyonel askerler, merkezi idare ve vergi Osmanlı'nın Avrupa'ya karşı o dönemdeki üstünlüğün en önemli sebeplerdir. Daha sonraki dönemlerde bu değişmeye başlıyor. Yani tam tersi bir hale geliyor Osmanlı'da, buna bahsedeceğiz. Şimdi Kanuni döneminde Viyana kuşatılıyor 1529'da bir defa. Osmanlı orduları Viyana'ya varıyorlar fakat çok talihsiz bir zamanda varılıyor. Tabii Eylül ayında varılabiliyor. Eylül yağmurların iyice arttığı bir dönem. Ve o dönemde de dünya ikliminde değişmeler yaşanıyor. Yani dünya iklim sisteminde 1-2 derecelik düşüşten dolayı aşırı bir yağış dönemi. Daha önceki aslında birkaç yıl kurak dönem. Yani birkaç yıl önce gelebilse Osmanlı orduları rahat Viyana'ya alacak. Fakat o kadar yağmur yağıyor ki Osmanlı ordusu bu sellerden ve aşırı yağıştan dolayı geri çekilmek zorunda kalıyor. Ve zaten dönemin tarihçilerin hep o şeyi anlatır. Yani ordunun çünkü insanlar, atlar, toplar vesaire yağmurdan perişan hale gelmiş. Bu arada girmesi de enteresan. Biz genelde hani Viyana'ya girdik, alamadan çıktık denilir ve çok yüzeysel bir şekilde geçer ama O ikinci Viyana'da oluyor biraz ama burada değil de. ya birinci de bilmiyorum. Bence genellikle siz bütün hafta tarih kitaplarındaki hataları ve kötü bakış açısından bahsettiniz. Bence bu Viyana hikayesi de o kötü anlatıma giriyor. Çünkü ben de gördüğüm kadarıyla genellikle kitaplarda hani kaybettiğimiz, özellikle o dönemde kaybettiğimiz şeyler çok fazla anlatılmasını sevilmiyor. Ama mesela şu detay önemli orada. Ferdinand gibi Schalke'nin, düşünün, şeyi Kardeş. var, kardeşi var. Yani bunlar önemli liderler. Ve o dönemde Avrupa'da senin de dediğin gibi çok fazla belki lider yok. Ama Schalke gibi bir adam var. Ve Schalke tabii ki kardeşini destekliyor. Ve bir tarafta da Macarlar var. Ve biz aslında Macarları yardım etmek için oraya Tabii yani bu gidiyoruz. dini kurtarmaya gidiyor Osmanlılar Budapeşte. Yani birinci Viyana kuşatması Kanuni'nin özellikle mevsim şartlarından dolayı başarısız olmuştur. Daha sonra Osmanlı orduları birkaç defa daha Viyana'ya yürümeye teşebbüs ettirirse de bu gerçekleşmemiştir. Viyana şudur. Yani aslında daha ileriye de geçiyor Osmanlı orduları. Almanya işlerine giriyorlar 1532'de. Fakat Osmanlı ordularının karşısında Avrupa ve özellikle Avusturyalılar çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Çünkü 1526'da Mohaç'ta görmüşler. Yani o dönemin şartlarında meydan savaşlarında Osmanlı ile mücadele eden kesin kaybediyor. Aynısı da doğuda görülüyor biliyorsunuz. Çaldıran'dan sonra da İran orduları bir daha Osmanlı'nın karşısına çıkmamıştır. Çünkü Osmanlı orduları meydan savaşında sonuca gitmek için kurulmuş ordulardır. Osmanlı orduları meydan savaşına giremeyince bundan sonra Avrupalılar kalelerle engellemeye çalışıyorlar. Bu sefer de Osmanlı ordu sistemi değişiyor. Kale kuşatmalarında Osmanlılaşıyor. 1683'te O şeyler lağımcılar denilen lağımcı tabii. Yani o onlar lağım çıkıyor. denilen yani Kalenin o lağım. kalenin Lağım. İşte kalenin altından girenler. tünel kazıyorlar. Evet. Oraya patlayıcı maddeler koyup
patlatıp surları düşürmek istiyorlar. Bu ilginç bir sistem. Fakat kaledekiler de buna karşılık mesela kale surlarına su dolu kovalar koyuyorlar. Sarsılıp sarsılmadığını denetliyorlar veyahut değişik metotlar var. Karşılıklı olarak çünkü eğer surların altına varıp da zaten mesela surlar havayı uçurursa iş biter. Aslında bütün alınan kalelerde toptan ziyade yani topun etkisi bir nebzedir. Bu tüneller, yeraltı tünellerinin çok büyük tesiri var. Mesela İstanbul'un fethinde de çok büyük tesiri vardır. Yani yer altından kazılan tüneller Topkapı civarındaki surları yıkmıştır. Bu toplarla birleşince topların yıkıklarıyla daha rahat gelmiştir. Yani bu mesela derslerde fazla üzerinde durulan bir şey değildir. Evet. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu tabii 17. yüzyılın başlarında büyük bir krize giriyor. Yani bu iki sebep var. Bir devlet otoritesinde bir boşluk var. Yani padişahlık sistemi değişiyor. Şimşirlik sistemi geliyor. Ne demek o? Yani bu 1. Ahmet'ten itibaren 1603'ten itibaren kardeş katli bırakılıyor. Yani kardeşler öldürülmüyor. Devrin şartları gereği çocuğun olmamasından da dolayı. Bu olumlu bir gelişme aslında. Yani o çocukların, ufacık çocukların öldürülmesi çok acı bir şeydir. Yani türbelere evet. gittiğinizde birçok küçük türbe görürsün. Ama bu çok olumsuz bir netice veriyor. Yetişen padişahlar artık vasıfsız oluyorlar. Yani kendi şahıslarında 4. Murat gibi bir yetenek yok ise çok kötü şartlarda ölüm korkusuyla yetişiyorlar ve çoğu psikolojik bozuklukları olan tipler oluyorlar. İşte Sultan İbrahim, 1. Mustafa. Mesela ilk öldürülmeyen Osmanlı padişahı 1. Mustafa'dır. Şehzadesi. Daha deli değil mi şeyden? Tam delidir. Evet. Yani çünkü yani adam düşün yani daha önce öyle bir örnek yok. Her an öldürülmeyi bekleyerek hayatını geçirmiştir. Kimseyle görüştürülmüyor. O da kuyumcuydu galiba değil mi? O da şeye meraklı diye. Onu bilmiyorum. Yani bu ya tabii, böyle hani çıkmak istemiyormuş sürekli böyle masasının başında. Yani onun şöyle bir ilginç şeyi var. Mesela bir gün asker isyan ediyor. Padişah'tan bir hattümayın el yazısıyla yazılı emir götürüyorlar. Kullarım isyan etmesin diye. Asker gülüyor. O diyor bilmem ne kadının yazısıdır diyor saraydaki. Paranoya. Hayır ondan asker biliyor çünkü padişahını. Yani o diyor öyle bir yazı yazamaz. Onu diyor saraydaki işte haremden şu kadın yazmıştır şeklinde anlatıyorlar. Şimdi devlet otoritesindeki bu zayıflamayla birlikte bir de sistem değişiyor. Dünyadaki ekonomik ve askeri sistem. Devlet buna ayak uydurmaya çalışıyor. Ve eski gücünü özellikle askeri karşı... Şunu söyleyelim yani bütün reformlar bizde askeri açıdan güçlenmek için yapılmıştır. Yani, çünkü Batı'yı namlunun ucundan efendim, görüyoruz. Gelişelim ekonomimiz gelişsin, yok. Halk daha iyi yaşasın falan diye değil. Askeri bakımdan daha güçlü olalım. Tabii. Çünkü nasıl para getirir güçlü olursak. Hayır o dönemdeki bütün şey orduların üzerine zaten yani çünkü siz cephede yenildiğiniz zaman zaten hiçbir işiniz rast gitmiyor. Topraklarınız küçülüyor, vergi aldığınız yerler küçülüyor. Onun için askeri olarak güçlü olmanız lazım. Mesela ta Yıldırım Beyazıt döneminden itibaren Avrupa'da gelişen yeni askeri sistemlere anında ittifak etmişler. Yani Osmanlı aslında askeri kıtaları gelişmelere son derece açıktır. Mesela 16. yüzyılın sonlarında sistem değişiyor. Oklu atlı askerler ön plandayken tüfekli piyade ön plana çıkıyor. Anında Osmanlı askeri kıtalarda buna göre organize oluyorlar. Fakat devrin kaynakları bunu anlayamıyor, devrin yazarları. Bunu olumsuz bir gelişme zannediyorlar. Aslında olumlu bir gelişme. Neden? Çünkü artık tüfekli piyade savaşta bitirici güç. Ona geçiş sağlanmıştır. Ya teknoloji orada Avrupa'yla aynı hızda gidiyor ama sorun galiba sistem. Yani sistemi duyduruyorlar. Fakat zaten şey yok, 1750'lere kadar makas açılmamış. Yani arada fazla bir fark yok. Sayısal fark oluyor. Bazı ufak tefek teknik farklar oluyor. Onlara çok çabuk intibak sağlanıyor. Bir de mesela daha önce vergiler nasıl toplanıyor? Tımarlı sipahi atanıyor bir bölgeye. O devletin alacağı vergiyi kendisi alıyor. O vergi karşılığında askerlik yapıyor. Fakat artık nakit para lazım 17. yüzyılda. Bunun üzerine devlet tımar sistemini yavaş yavaş devre dışı bırakıp iltizam adı verilen o bölgelerden devletin görevlendirdiği bir eminin veyahut devletin önceden gelirleri sattığı bir kişinin topladığı bir sisteme geçiyor. Yani aynı ekonomiden nakdi ekonomiye geçiyor. İşte bu kargaşa içerisindeyken devlet bayağı bir sarsıntı geçiriyor ve Avrupalı elçilerin şöyle raporları var. Yani Osmanlı İmparatorluğu diyorlar çok kötü bir durumda çökmek üzere falan diye. Fakat toparlanıyor. Liderlik mekanizması Türkler dönemidir. 4. Murat biliyorsun 1632'de iplerini alıyor. Yani bir anda o çökmekte olan diye bahsedilen devlet İran'dan Bağdat'ı geri alabiliyor. 1656'da köprülüler devlet otoritesini evet, köprülü Mehmet Paşa ve daha sonra oğlu ve damadı devlet otoritesini bir anda tesis ediyorlar ve 1683'te
devlet Viyana'ya sefere çıkabilecek hale geliyor.